Selamlar. Yüce Allah'a şükürler olsun. Bugün de dostları yaşadık. Bu nedenle mutluyuz. İçimiz bir neşeyle dolu. Ay olan bir gün. Bugünkü konumuz hayırda yarışmak. Bunu nasıl yapabiliriz? Hiçbir şey yapamıyorsanız tebessümle, dosdoğru bir niyetle, insanlara faydalı bir hayat sürerek yaşayabilirsiniz. Yine mesela bunu herkes yapabilir. Bu dünyada o kadar fazla keyfi yaşayan var ki, veyahut da çok tatil gezme derdine düşenler, gereksiz israf harcamalar yapanlar. Yani o kadar fazla görüyorum ki israfı da etrafında. Bu da bir sorun zaten. Mümin zaten bu şekilde yaşamaz. O içeceği bir damla suyun kıymetini bilir. Yüce Allah'ın ona verdiği nimetlerin değerini bilir. Öyle yaşar. Bakın şu mükemmel beden bizlere emanet ve biz bu bedeni en güzel şekilde korumalı ve bu emanete sahip çıkmalıyız. Kötü her türlü alışkanlıktan uzak durup her türlü iyiliğinde peşinden gitmeliyiz. Elimizden geldiğince. İnsanlar çoğu şeyi düşünmüyor. Bunu neden söylüyorum? Şundan dolayı. Yani yedikleri yemekleri atıyorlar çöpe. Belki de bulamayan bir sürü insan var o yemekleri. Veyahut da hani bir sürü konuda israf yapıyorlar. Gereksiz işlerle uğraşıyorlar. Bir tane atıyorum eşyası varsa gidip 10 tane daha alıyor. Bunu marifet sayıyor. Yani bunlarla uğraşıp boşu boşuna günaha gireceğinize, benim malım istediğimi yaparım diye bir mantık doğru değil. Bunlar yanlış işler. Şunu unutmayalım ki bizim mülkümüz bizim için değerlidir. Ama bir de şöyle bir konu vardır. O mülkümüzün bir zekatı vardır. O zekatı da düşünmeliyiz. Zekatını verecek şekilde hesabını bilerek yaşamalıyız. Bu nedenle söylüyorum. İnsanlar bunları düşünsünler, anlasınlar. Mesela diyelim cebinizde 200 var. 200 TL. Ya gidin bir tane koli alın. Elinizden geldiğince bir her evde bulunması gereken bakliyat, yiyecek içecek, sağlıklı şeyleri koyun içine. İhtiyaç sahibi insana verin. Veyahut da bir ayakkabısı olmayan bir insana tabii ki bir tane ayakkabı alın. Bir tane pantol alın. Ne olacak yani? Bunları yapabiliriz. Ama bunları hiç düşünmüyor insanlar. Devamlı hep bana diyor. Hep kendi için yaşıyor. Hiç demiyor ki ya bu dünyanın bir hesabı var. Her şeyin bir hesabı var ve mükemmel bir hesap. Şu esen rüzgarın bile hesabı var. Bunlar insanlar düşünsünler. Hayırda yarışmayı kimse düşünmüyor. Her türlü kafirliğin peşinden koşuyorlar ama. Yani biz kimseyi haram konularda normal göremeyiz. Taviz de veremeyiz. Bu kim olursa olsun fark etmez. En yakınından en uzağına. Hepsi bizim için aynı nazardadır. İnşallah kafir değillerdir diyorum. Ama ne yazık ki çevrenize bakın. Çok büyük bir kısmı haramda, küfürde yarışan kafirler. Ama buna rağmen biz dostlara gittiğimiz zaman çoğu şey halledilir. Bakın o kadar güzel bir rüzgar esiyor ki. İçimiz neşe dolu yine. Mutluyuz. Bu mutluluk nereden geliyor? Yaşadığımız Allah'ın izniyle dostları hayattan geliyor. Vicdanımız rahat. Şunu diyebiliyoruz Allah'ım sana çok şükür. Bugün de senin rızan için elimden geleni yaptım. Dosdoğru bir hayatı sürdüm. Farzları yaptım. Her türlü hayır konusunda imkanlarım ölçüsünde yarışmaya çalıştım. Biz kimseye meydan okumuyoruz veyahut da kendimizi mükemmel görmüyoruz.
Ama bir hedefimiz, bir amacımız var. Ve bizim en büyük hedefimiz ebedi alemdeki o ebedi mükafatı kazanmak. Ebedi makamlara ulaşmak. En yüksek makamlara Allah'ın izniyle ulaşmak. Yüce Allah'ın en sevdiği kulu olabilmek. İşte bizim en büyük hedefimiz bu. Bizleri ayakta tutan, hayatta dost doğru yaşamamıza vesile olan bu.